Basit bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Kasıtlı yapılanlar hariç tarihimiz bütünüyle Batı'ya hizmet ediyor. Çünkü Osmanlı'ya hakaret ediyoruz. Basit bir örnek söyleyeceğim. Evet. Şimdi aslında bu böyle okunur diyeceğim. Kitaplarda yazılan kısmını söyleyeceğim. Söyleyin. Şimdi hükümetlerin bakanları nerede olur? O devletin başkentinde olur değil mi? Sağlık Bakanlığı, işte efendim İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı falan filan. Osmanlı'nın bakanları nerede olur? Bakanlıkları İstanbul'da olur. Ama o büyük diplomat diye tanımlanan Mustafa Reşit Paşa döneminde Osmanlı hariciye nezareti İstanbul'da değil. Neredeydi? Bizim ülkemizde Osmanlı hariciye nezareti yok. Nerede o? İngiltere'de iki tane hariciye nezareti var. Biri İngilizlerin, biri bizim. Çok iyi. Osmanlı'nın hariciye nezareti Londra'da ne ağrıyor? Evet. Tarihçiler bunu nasıl anlatıyor? Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı. İngiltere'de Sömürgeler Bakanlığı var ya. Hiç gerek yok. Mustafa Reis Paşa diyor ki zahmet etmeyin. Ben sizin yanınıza geleyim diyor. Efendim? Bizim hariciyeden Dışişleri Bakanlığımız Londra'da. Abla hocam dedi ya zaten bize çok parlattıkları isimlerin arkasında bir şey aramak lazım. Hani Koca Reşit Paşa diye ne de böyle bitiremediğimiz kişiyi de ne böylelikle abla hocam dediği gibi görüyoruz yani. Ne yazık ki. Bakın kitapta nasıl geçiyor biliyor musunuz? Bakın bu tarihçilere vebaldir. Vebaldir bu. Allah bunun hesabını soracak. Bu milletin vergilerinden maaş alıyorsunuz siz. Hakkınızı verin. Hakkını verin. Nasıl geçiyor kitaplarda biliyor musunuz? Şu. Hani kimse size ya ben sizin işlerinizi karıştıracağım, parçalayacağım demez. Bunu sen bulacaksın. Geçen metin şu. Uhdesinde yani yetkisinde Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Londra Büyükelçiliğine Mustafa Reşit Paşa atandı. Her şey yolunda mı sevgili tarihçi? Hocam ama size kızan tarihçiler olsa onu da okurum şimdi lütfen. Böyle. Sevgili tarihçi her şey yolunda mı ya? Dışişleri Bakanlığı bizim Londra'ya nasıl atanır? Evet. Ve çok ilginç. İlk borçlanmayı yaptıran o hain Mustafa Reşit Paşa, ilk yaptırdığı aile de Rothschild'ler. Evet. Burası önemli. Hocam teşekkür ediyorum ama dediğim gibi katılmayanlar da olabilir. Yani şöyle, tarih, hani bu şeyi üzerinden söylediniz ya, tarihte bizim düşmanımız olan devletlerin yazılması bir yana, biz onları övüyoruz. Övüyoruz diye. Şimdi neler yapabiliriz?